British Council'in sürdürdüğü Geleceğini Hayal Et projesi kapsamında göçmen ve mülteci gençlerin kendi hikayelerini anlattıkları dijital filmler 21 Mart 2009 Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gösterildi. Imagine Your Future projesi gençlere yönelik olarak 17-25 yaş arası kendilerine ilişkin geleceklerini, düşlerini ve yaşadıkları hayat hikayelerini dile getirdikleri küçük hikayelerden oluşuyor. Pek çoğu Irak, Somali, Sudan ve Çeçenistan'dan Türkiye'ye göç eden gençlerin filmlerinden oluşan gösterime, konuşmacı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Aslı Tunç, Ayça Çiftçi ve Hüseyin Karabey katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi mülteciler, göçmenler, her türlü azınlıklar bizim çalışma alanlarımız olmaktan çok birer sosyal sorumluluk projesi olarak bizim parçası olmak istediğimiz topluluklar. Oyunlar oynadık beraber, tanıştık. Yani daha doğrusu film tekniklerinden çok kendimizi ifade etme üzerine idi ve çok keyifliydi. Açığa çıkan şeyler gördünüz işte böyle. Sonuçta 4 günlük şeyler bunlar. Hüseyin Karabey, insanların kendi öykülerini kendilerinin anlatması gerektiğini söyledi. Mültecilerin ve göçmenlerin hikayelerini bir de kendilerinden dinleyelim. Dayım vefat etti ve dayım benim için çok önemli bir insandı. Benim gelecekteki idolümdü diyebilirim. Ve onun ölümüyle ben yıkıldım yani, çok üzülmüştüm. Onunla ilgili film, kısa filmim onunla ilgiliydi. Okuldaki ilk düşüşümü anımsıyorum da elimden tutan sınıf öğretmenimdi. Bana gülümseyerek baktı ve düştüğüm yerden kaldırdı. Gülümseyişi, sevgiyle uzanan eli bana bir an dayımı hatırlattı. İstanbul'a geldiğimizde 91 yılında işte çarp kentleşme falan derken yerleşim yerimiz yoktu. Biz de akrabalarımıza kaldık. O dönemde işte yaşadığımız adaptasyon sorunu falan, onları anlatmaya çalıştım. İlkokulda bana nereli olduğumu sorulmasından çok korkardım. Siirtliyim diyemezdim. Ama yine onun bana aşıladığı özgüvenle bu korkumdan kurtuldum. Şimdi ise üniversite okuyorum. İyi ki vardın Rıza abi. Bu projede emeği geçenler atölye çalışmaları sırasındaki deneyimlerini anlattı. Çok etkileyiciydi. Yani sonuçta gençlik insanlara tanışıyorsunuz. Onlar kendi hikayelerini anlatmaya çalışıyorlar. İlk önce çekingenler, sonra içlerini döküyorlar. Sonra siz de onları unutamıyorsunuz. Çünkü çok zor hikayeler, çok zor yaşamlar ve dışarıdan bakılınca da hiçbir şey anlaşılmıyor. Benim hiç Sudanlı bir arkadaşım olmamıştı. Bu sayede Sudanlı bir arkadaşım oldu. Farklı kültürleri tanıdım. Onlarla sohbet ettik. Abdülhakim Şerif, insanların filmleri izleseler bile mültecilerin içinde bulundukları durumu anlayamadıklarından yakınıyor. Güzel geçti ama başka diğerleri bilmiyor. O film, onlar geliyor burada, onları açıyor. İnsanlar oturuyor, kimse geliyor, konuşuyor, kimse bilmiyor. Göçmen ve mülteci gençler hazırladıkları kendi dijital hikayelerinde günlük hayatlarını anlatarak toplumda bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.